Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan iki şişle güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime toplamda 35 tane ilmek aldım ve bu 35 ilmeğimin 6 tanesini kenar pat olarak değerlendireceğim kalan ilmeklerimizi desenimizde kullanmış olacağız. Desenimiz için 3 ve katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Bu desende özellikle arkadaşlar haroşayı ben önden arkadan ters örerek ilerledim ki işim daha kolay olsun diye. Şimdi görmüş olduğunuz üzere 35 ilmeği attım ve önden arkadan ters örerek 1 2 3 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi ilk sıramızı arkadaşlar örmeye başlayalım desenimiz için ilk ilmeği aldıktan sonra ters örerek 2 3 4 5 6 ilmeği ördüm arkadaşlar burası bizim kenar patımız ve 6 tane ilmeğimiz önden arkadan ters olarak ilerleyecek Evet şimdi desenimizi kuruyoruz 6 tane ilmeğimizi ördük bir ilmek düz ördüm bir ilmek doladım 1 2 3 ilmek düz örüyorum ve bakın ilk ördüğüm düzü diğer iki tane düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum arkadaşlar kanadı kaldı Evet örgümü düzelttim burada bir bağlama işlemi yaptık 3 düzle şimdi bir ilmek doluyorum 1 2 3 düz ilmek örüyorum ilk ördüğüm düz ilmeği diğer iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir ilmek doladım 1 2 3 ilmek düz ördüm ve ilk ördüğüm düz ilmeği diğer iki düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir ilmek doluyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm ilk ördüğüm düzü atlatıyorum arkadaşlar diğer iki düz ilmeğin üzerinden Şimdi burada dikkat ettiyseniz ben ilk düzümü farklı örüyorum. İpi şu şekilde alarak örüyorum ki ilmeği terse çeviriyorum. Bunun sebebi de ilmeği atlatırken kolaylık olsun diye. 2 3 Hemen bu ördüğüm ilk düz ilmeği alıyorum. Diğer iki düzün üzerinden atlatıyorum arkadaşlar şu şekilde. Tekrar bir ilmek doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. İlk ördüğüm düz ilmeği diğer iki düzün üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İlk ilmeği bakın şuradan tutuyorum ve diğer iki düzün üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk sıramızı örüyoruz. Doladım. 1 2 3 hemen ilk ilmeği aldım ve diğer ördüğüm 2 düzün üzerinden atlatıyorum. Evet şöyle atlatıyoruz. Doladım. Son kez 1 2 3 ilmek düz ördüm. İlk ördüğüm düz ilmeği üzerinden, 2 ilmeğin üzerinden atlattım ve son ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümü arka tarafta ikinci sırada sıra sonuna kadar hepsini ters örüyorum arkadaşlar. Sondaki kenar patı dahil bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet bu ikinci sıramızı hemen örelim. Tekrar ön tarafta buluşalım. Geldim ikinci sıraya arka taraftan pardon üçüncü sıraya arka taraftan ters örerek geldik ve şimdi üçüncü sıramızda ilk altı ilmeği örüyoruz ters olarak ve bir ilmek kaydırarak desenimizi değiştireceğiz kaydıracağız. Burada hatırlarsanız aslında bir düz örerek başlamıştık. Burada şimdi bir iki üç düz örerek başlıyoruz arkadaşlar ve bir tane ilmeğimizi burada kaydırmış olduk. Şimdi 2 4 6 tane ilmeğimi ördüm. Daha sonra 3 düzü ördükten sonra ilk düz ilmeğimi diğer iki düzün üzerinden atlattım. Doladım. 1 2 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeği üzerinden atlatıyorum. Burada desenimizi kaydırdık. Doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. İlk ilmeği atlatıyorum doladım 1 1 2 3 ilmek ilk ilmeği atlatıyorum doladım 1 2 3 ilmek ilk ilmeği atlatıyorum diğer iki ilmeğin üzerinden doladım 1 2 3 ilmeği atlattım doladım 1 2 3 düz ilk ördüğüm düzü diğer iki düzün üzerinden atlatıyorum doladım 1 2 3 atlattım doladım 1 2 3 ilmeği atlatıyorum bakın son 2 ilmeğim kaldı burada doluyoruz bir düz örüp son ilmeğimizde ters örerek ikinci desen sıramızda da burada arkadaşlar örgümüzü ördük kaydırarak ördük hatırlarsanız tekrar söyleyeyim burada bir düzle başlamıştık bu sırada kaydırdığımız sırada 3 düzle başladık ve yine desenimizi uyguladık arka taraftan bütün ilmeklerimizi ters örelim gelelim Evet arkadaşlar bakın toplamda 4 sırada aslında yıldız deseni çalışmış olduk bu sırada bir düzle başlayarak örgümüzü ördük iki sırada diğer sırada üç düzle başlayarak örgümüzü ördük ve dört sırada burayı tamamladık şimdi İki desen arasında bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Onu düz örgüyle değil de farklı bir çalışmayla yapacağız. Bir bordür geçeceğiz arkadaşlar. Hemen 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi kenar katımı ters ördükten sonra evvela sıranın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Burayı da bir desen olarak kabul edebilirsiniz. Dileyen yapmayabilir. Araya düz örgü örüp tekrar alttaki desene çalışabilirsiniz. O da olur ama bu çok yakışıyor. Özellikle örmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Evet şu şekilde düz ördük arkadaşlar. Şöyle Desenimiz daha çok ortaya çıktı. Şimdi bundan sonraki ilmeklerimizi son 6 ilmeğe kadar yine düz örüyoruz. Bu sırada Evet. Son 6 ilmeğe kadar düz örüyoruz. Evet arkadaşlar son altı ilmeğe kadar geldim. Son altı ilmeğimi ters örüyorum ama 5 ilmeğimi örüyorum çünkü kenarda tırtıklı işlemi olduğu için güzel olsun diye orayı düz örüyoruz. Evet şimdi burada bir haroşa sıramız çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrar arkadaşlar ilk ilmeği aldıktan sonra altı tane ilmeğim burayı kenar pat olarak değerlendiriyoruz biliyorsunuz. 3, 4, 5, 6. Yine sıranın sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, burayı hızlı geçiyorum çünkü düz ve ters örgüler oluşuyor. Evet. Son ilmeğimiz ters dikişe giden. Şimdi bu sırada tekrar ilmeklerimiz sıranın sonuna kadar ters örüyoruz arkadaşlar. Son 6 ilmek de dahil. Burayı da ters örelim. Evet burayı örüyorum. Evet arkadaşlar arka taraftan da örgümü ters örerek ilerledim. Bu sırada da ön tarafta bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve bitirmiş oluyoruz arkadaşlar bordürümüzü. Hemen sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi de ters örerek örgümü tamamlamış olacağım. Evet burayı da örüyorum ben. Hemen devam ediyoruz. Bakın bordürümüz bu şekilde. Örüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın bir sırayı çalışmış olduk. Bundan sonra ne yapıyorsunuz? Tekrar bu deseni kurabilmek için şu an ipimiz burada ve arkadan bütün ilmekleri ters örerek geleceksiniz. İlk altı ilmeği ördükten sonra aynı burada olduğu gibi desenizi kuracaksınız. Evvela birinci desen sıramızı bir düzle başlayacaksınız. ikinci desen sıramızda üç düzle başlayacaksınız ve sonra bu görmüş olduğunuz bordürde uygulamış olacaksınız arkadaşlar. Anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.